Avcı böreği için malzeme listemiz. 4 adet taze yufka, 250 gram kıyma, 2 adet kuru soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 10 adet ayıklanmış ceviz, 1 çay bardağı kısırlık bulgur, yarım bağ maydanoz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 adet yumurta, 2 su bardağı galeta unu. Kızartmak için sıvı yağ. Avcı böreği tarifimize başlıyoruz efendim. Leyla'cığım ilk aşamamız ne? İlk aşamamız bulgurumuzu ıslatacağız. Evet. Bir kasenin içerisinde bana biraz kaynamış su getirebilir misin? Bulgurumuzu döküyoruz bu şekilde. Üzerine geçecek kadar. Tamam. Yeterli. Tamamdır. Hemen bunun üzerine bir kapak kapatıyoruz. Şuradan şöyle bir kapak kapatabiliriz. Bu böyle kenarda dursun. Bulgurumuzu ısladık. Evet, bulgurumuz hazır. Tamam. Şimdi ise soğanlarımızı doğrayacağız. Tamam. Şöyle bir bıçak alayım ben. Hı hı. Soğanı elde doğrayacağım ben. Annem Tabii. usulü doğruyorum soğanı. Tahtada da doğrayabilirim ama elde doğramak çok rahatıma gidiyor. Öyle süpersin, evet. Harika. Nasıl rahat ediyorsan öyle devam evet. et şekerim. Şimdi soğanlarımızı böyle yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Aha. Ben elde doğruyorum. Oo, bravo ya. Bazen arkadaşlarım bana diyorlar ki biz kesinlikle elde doğrayamıyoruz. Yok yok. Yok olsun, kesinlikle. Olsun. Yok yok sen şey yapma iyi tamam. dikkat et. Sevgili Leyla soğanları muhteşem doğruyordu. Gerçekten bazı konuklarım elbette tahtanın üstünde doğramayı tercih ediyor. Bazı konuklarım da böyle elde. Yalnız bu bir profesyonellik, hakikaten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Artık 25 yıldır mutfakta olunca sürekli. Maşallah. Bu arada ellerimizi temiz bir şekilde yıkadık. Ah. Kesinlikle mutfakta eldiven kullanmayı sevmiyorum. İşte benim yani... mutfağımın hanımları böyle. Benim mutfağımın konukları, mutfağıma gelen hanımlar böyle. Ben daha söylemeden hemen ağzımdan lafı alıp derler ki biz böyle ellerimizi yıkadık. Evet efendim, gayet hijyenik. Evet. Gayet mesafemize dikkat ederek, ellerimizi yıkayarak yemeklerimizi yapıyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. Bazen izleyicilerimiz böyle tepki veriyor. Aa, eldiven takmadı falan. Bazı izleyicilerimiz de eldiven takınca kızıyorlar. Diyorlar ki plastik diyorlar, uygun değil diyorlar. O yüzden ellerimizi her dakika zaten yıkıyoruz. Tabii. O yüzden rahat olabilirler. Ocağımızın altını açabiliriz. Birazcık ısıtalım tavamızı. Yağımızı da dökelim içerisine. Aha. Vallahi elleriyle muhteşem, pratik ve hızlı bir şekilde sevgili Leyla soğanları doğradı. Şimdi soğanları kavuracağız. Hafif pembeleşinceye dek sevgimizi evet, vereceğiz onlara. Içerisine. Tabii lütfen. Şimdi bunları size zahmet böyle hafif pembeleşene kadar kavuracağız. Direkt sen diyebilirsin, hiç rahat ol. Ben burada soğanlar pembeleşinceye kadar kavuracağım. Sonra ne yapacağız? Şimdi soğanlar biraz pembeleşsin, kıymamızı ilave edeceğiz tamam. içerisine. Tamam, o bende. Tamam. Hı-hı. Yani... Onu beklememiz gerekiyor. Ah. Çok pratik. Benim tariflerimin hepsi çok pratik. Yani hanımlar hemen programı izledikten sonra mutfağa girsinler. Hepsini bir saat içinde hazırlayabilirler. Ay, daha da erken evet, olabilir. Harika. Bayılıyorum böyle tariflere. Zaten evet. dediğin gibi Leyla'cığım günün yemeği programının benim mutfağımın en önemli özelliği bu. Her evde olan malzemelerle çok pratik ve lezzetli. Tarifler paylaşıyoruz. Evet, genelde ben de hep böyle pratik lezzetler hazırlarım. Hı, hızlı hızlı evet, oluyor. Evet, evet. Oh, oh, oh. Pratik ama çok lezzetliler çok, yani. Çok, tabii. Peki avcı böreğinin bir özelliği var mı? Yani böyle bir püf noktası var mı?
Püf noktası yok ama böyle yerken sanki içli köfte yiyormuşsun gibi bir lezzet alıyorsunuz. Tamam işte. Daha ne olsun tatlım? Daha ne olsun ya? Yani avcı böreği yerken içli köfte gibi bir tad alıyorsak bence bu şahane. Evet evet, yani tam anlamıyla içli köfte demesek de anımsatıyor gerçekten. Çünkü içerisinde kıyma, bulgur, soğan ve baharatlar olduğu için gerçekten süper bir lezzet ortaya çıkıyor. Şahane. Siz soğanları kavururken ben de maydanozunu doğrayayım. Olur. Hazır olsun. Ben soğanlarım pembeleşinceye kadar kavururken sevgili Leyla da maydanozları doğruyor. Böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz efendim. Evet. Onları da mı elde doğrayacağım? Evet evet. Leyla her şeyi elde doğruyor. Bravo. Arpa buğday daneler, aman arpa buğday daneler, aman 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 soğanlar, kavrulsun soğanlar, soğanlar. Leyla ne kadar güzel doğruysan, Leyla ne kadar güzel doğruysan. Aman maydanozlar, maydanozlar. Yavrum maydanozlar, maydanozlar. Aman döne 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 Leyla geliyor. Yavrum güle 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 har geliyor. Evet işte maydanozlar tamamdır, da doğrandı. Tamamdır, kıymamızı ekleyebiliriz. Efendim şimdi gördüğünüz üzere kıymamızı ekliyoruz. Şöyle... Ve ses budur. Cevizlerimizi ince ince kıyacaktık. Tamam. Hemen ben onları da halledeyim. Lütfen. Sevgili Leyla diyor ki bu börek içli köfte gibi bir lezzeti var diyor. Evet, içerisinde ceviz de olduğu için yani çok... Ceviz, soğan, kıyma. Biraz kıstım altını. Hemen baharatlarını katalım. Aha. Pul biber katalım. Oo, pul biber. Evet. Bir kaşık. Bir tatlı kaşığı kadar ilave edelim. Karabiber bir çay kaşığı kadar. Hı hı. Tuz. Tuz, bir de kimyon atalım. Bir çay kaşığı da kimyon. Bayılırım kimyona. Kimyon dedi ya. Seviyor musunuz? Ya en sevdiğim baharat, sen kimyon dedin ya. Yani ilk defa kimyon diyen konuğumsun. Ben çok severim. Hiç ben eksik de... etmem evimden. Ben kısırda da çok severim. Bayılırım böyle kısırda. Ben de havuç salatasına koyuyorum. Aa ne güzel. Çok güzel oluyor havuçla. Bak dene. Evet. Kesinlikle kimyonu birazcık daha fazla koyayım. Evet. Çok da baskın olmasın sakın. Yok yok, sen merak etme. O tasfiye şefimle biz konuştuk. O kimyona karşı olan sevgimi biliyor. Tamam. O yüzden malzeme listesini yazarken bir çimdik de öyküden. Bir çimdik kimyon da öyküden. Efendim baharatlarımızı koyduk, soğanlarımızı kavurduk kıymamızla. Maydanozu da şimdi koyuyor muyum? Evet evet, maydanozumuzu katalım. Maydanozumuzu kattık. Şimdi de cevizlerimizi içerisine ilave ediyoruz. Soğan, kıyma, maydanoz, baharatlar, ceviz. Malzemeleri saydım. Bir dakika bir karıştırayım, dur yavaş. Tamam. Ben böyle bunun içime sindirmek istiyorum. Tamam. Yalnız bakın. Aynı içli köfte gibi bir evet, iç. Evet evet, kokusu da hemen gelmeye nasıl başladı. Şey? Sen gördün mü o kimyonun kokusu, işte o kimyon ki o kimyon. Aynen. Asıl bulgur girince tam içli köftenin lezzetinde bir şey olacak. Bulgurumuzu ıslamıştık. Evet, katma sıcak zamanı suya geldi. Buyur. Bakın bu şekilde zaten demlendi. Hı-hı. Zaten 6-7 dakika kadar demlenmesi yeterli gelecektir. Ne dökelim. Sever misiniz içli köfteyi?
Sevmem mi, sevmem mi? Ya Elazığ'da da çok meşhur değil mi şu Elazığ köftesi, içli köfte? Tabii değil tabii. Mi Gakko? Evet, içli köftemiz bizim çok farklı oluyor. Değil mi Gakkom? Aynen. Gakkom, sizin ailede çok duyuyorsundur değil mi bunu? Ben çok duyuyorum, benim Elazığlı akrabalarım da var. Aa ne güzel. Evet. Evet. Tamam, ocağımızın altını kapatabiliriz. Öykücüğüm, yumurtaları çırpacağız. Daha sonra hemen böreklerimizi sarmaya geçeceğiz. Sarma işlemine evet. Geçeceğiz. Tamam. İstersen şunu şöyle kenara çekelim. Evet, kenarda dursun. Tamam, yerimiz yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle. Tamam. Yes. Oh. Hmm. Hoppa. Hoppa. Gel bakalım sen de buraya. Üçledik mi? Haydi bakalım. Sese bak. Şimdi ne tamam. Yapıyoruz? Şimdi ilk yufkamızı böyle tezgahımızın üzerine şöyle kollarını çekeyim. Açıyoruz. Yufkalar da çok tazeymiş. Çok güzel. Bizim ekip öyle. Her evet. Şeyin en iyisini alıyoruz. Zaten börek yaparken taze yufka oldu mu börekler şahane evet, oluyor. Tabii. Hemen hiç arasına bir şey sürmeden ikinci yufkamızı da böyle üzerine sereceğim. Arasına bir şey sürmeden evet. İkinci yufkamızı da birinci yufkamızın üzerine seriyoruz. Bir çarşaf gibi seriyoruz adeta. Şöyle önce ortadan böyle kesiyoruz ikiye, daha sonra da böyle bir artı yapıyoruz ve şöyle kesiyorum. Şimdi yufkamızı 8 eşit parçaya bölüyoruz. Şöyle de alalım. Evet, işte bu kadar. Nasıl yapıyoruz? Şimdi böyle yufkamızın geniş kısmına bolca koyuyoruz. Evet. Bulgurlu avcı böreği. Bu kadar yeterli. Şöyle yufkamızın iki ucunu tutup katlıyoruz. Tıpkı sigara böreği sarar gibi. Böyle kalınca şuralarını içe katlayarak böreğimizi sarıyoruz. Harika. Evet. Şu ucuna hafif böyle yağ da sürebiliriz. Ama sıkıntı da yok zaten, yumurtaya su da olabilir. Ben su sürerim ben hep. Evet evet, su da İstersen olur, yağ da olur. İstersen küçük bir kaseye şey yapayım. Çok iyi olur. Aynen. Teşekkür ederim. Böyle hafif su sürüyoruz ki orası tutsun diye hani. Tabii. Şöyle hemen şu tabağımızı alalım yanımıza. Harika. Evet, işte bu kadar. Alıp tabağımıza diziyoruz. Harikasınız. Elinize sağlık. Bakın çok güzel oldu. Evet. Hepsini bu şekilde sarıyoruz. İç malzememizi yufkalarımıza yettirene kadar adeta sarıyoruz. Bu şekilde. Hatta biraz daha bol koyalım. İçine kadar evet, böyle bol bol. Hem gözümüz doyuyor. Hem gözümüz hem midemiz.
Elimizi sardık sigara böreği gibi Leyla'cığım. Evet. Ellerine sağlık. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda çırpmış olduğumuz yumurtaya önce bulayacağız. Daha sonra da galetanla bulayıp kızgın yağın içerisinde kızartacağız. Tamam, ben o zaman hemen yağ kızdırmak için şu ocağımı alayım. Evet. Şöyle kızgın kızgın. Böyle her tarafını yumurtaya buluyoruz. Daha sonra da böyle galeta ununun içerisinde her tarafını galeta ununa buluyoruz. Ve şöyle hepsini bulayayım ben. Aha, bu sırada yağımız da kızmış olur. Evet. Sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Aynen öyle. Evet, işte o an. Yağımız da kızgın kızgın bize bakıyor. Hadi artık diyor, börekleri bekliyorum diyor. Ve avcı böreğimizi kızartmak üzere. Evet, çok güzel. Şahane. Koyuyorum ha. Evet, evet, evet. Bak gördün mü? Gel, gel, lezzetin ustası burada. Aman da aman tontişler. Ne kadar da güzel siz kabardınız ha öyle. Bir tane daha bir tane daha yeterli. Sonra evet, çok da kızartınla boğmayalım. Evet. Kızartayım mı, yardımcı olur mu? Aynen, hadi gel. Ocağımızın altı gayet iyi, orta ateşte kızartalım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Biraz yağını böyle süzdürerek alıyoruz. Evet. Çıtır çıtır, mis gibi kokular eşliğinde muhteşem bir lezzet. Nar gibi kızardı, şuna bak. Ay mis gibi koktu Leyla. Le 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 la le 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 la le 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 la le 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 la. Senin ismine şarkılar var. Evet evet. Benim kardeşim de yapmıştı bunu. Le 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 la diye. Evet. O yüzden böyle sen gelince hemen Leyla şarkısı aklıma geldi bizim.